Arkadaşlar, üniversite sınavları için sistemler önemli. Sinir sistemindense tam 4 noktadan soru gelme ihtimali yüksek. O noktalardan birisi bugün konumuz omurilik. Uzatmadan çocuklar sorumuza geçelim. Bakın burada omuriliğin şeklini görmektesiniz. Belli kısımları numaralandırılmış. Yanda bir insana ait omuriliğin enine kesiti verilmişmiş. Herhangi bir çevresel uyaranın omurilik denetiminde cevaplanması sürecindeki hatırlarsanız arkadaşlar omurilik daha çok refleks şeklinde görev yapmaktaydı. Uyartının takip ettiği yolu gösteren rakamlar görev sırasıyla yazılırsa aşağıdaki sayısal değerlerden hangisi elde edilemez? Çocuklar omuriliğin arka tarafı, omuriliğin ön tarafı bu şekilde anlatılmış bu soruyu cevaplamak istiyorsanız bir şeyi çok iyi bilmeniz gerekiyor. İşte bunlardan birisi. Çocuklar, omuriliğin arka tarafına duyu bölgesi denilir. Ne demektir duyu bölgesi? Duyu nöronlarından gelen sinyaller buradan omuriliğin içine doğru girerler. Yani şu gördüğünüz iki numaralı nöron bir duyu nöronudur. Bir numaralı nöron bir duyu nöronudur duyu nöronlarındaki sinyallerin iletim yönü omuriliğin içine doğrudur. Yine başka bir şey bilmeniz gerekiyor. Omuriliğin ön tarafı ise motor bölgedir. Ne demektir motor bölge? Buradaki köklerden çocuklar, bakın buradaki boynuzlardan çıkan nöronlar motor nöronlardır. Yani 8 numaralı nöron bir motor nörondur. Muhtemelen kolunuza, bacağınıza onu hareket ettirmek üzere sinyal taşıyacaktır. Yani 8 numaralı nörondaki sinyalin yönü omurilikten uzaklaşma şeklindedir. Tıpkı 7'de olduğu gibi şu tarafın sol, şu tarafın sağ olduğunu da görelim. Şimdi çocuklar gelin birlikte şuradan bir imleç alalım, bir vurgulayıcı alalım, seçeneklerden gidelim. 137, şuna bakıyorum çocuklar. Bu nedir biliyor musunuz? Şurası sağ tarafımız. Birisi sağ parmağınıza siz farkında değilsiniz iğne batırdı. Dolayısıyla sinyaller bir numaralı duyu nöronundan omuriliğin içine doğru gelir. Ve doğal olarak siz hızla kolunuzu çekebilmenize karar veren, bakın şu gördüğünüz üç numaralı ara nörondur. Ve sağ kolunuzu çekebilmeniz için, kol kaslarınızın çalışması için bu sinyali Kol kasınızı taşıyan motor nöronda 7 numaradır. Bu durumda arkadaşlar sağ koluna iğne batırılan bir insanın sağ kolunu çekme şeklinde verdiği cevapta oluşan yol 1, 3, 7, 137'dir. 268'e bakıyorum arkadaşlar. Bu sefer tam tersi sol kolunuza iğne batırıldı. Öyleyse duyu nöronunun girişi 2 numara çocuklar. Neden? Çünkü arka taraflara biz duyu bölgesi demiştik. Duyu nöronları oraya bağlı. Peki sol kolumu çekeceğim. Sol kolumu çekeceğime kim karar veriyor? Şu gördüğünüz 6 numarayla gösterilen ara nöron çocuklar. Bu kararı sol koluma kim taşıyacak? 8 numarayla gösterilen motor nöron. Bu durumda arkadaşlar 268 sayısal değeri sol koluna iğne batırılmış bir insanın sol kolunu çekme refleksidir. C'ye bakıyorum çocuklar 148 diyor. Burada bir problem var. Hani bazen sorularda duyarsınız. Efendim adam uyurken sağ ayağına iğne batırıldı da sol bacağını çekti. İşte bunun sebebi şu çapraz geçiştir. Omurilikte çocuklar çapraz geçiş vardır. Gelin 148'e bakalım. Bu kişinin sağ ayağına iğne batmış. Bir hata sonucunda bu 4 numaralı nöronla çapraz, bakın sol tarafa geçmiş, sol motor nöronla sol bacağını çekecek şekilde bir tepki vermiş. Bunun tersi de var çocuklar. Sol ayağına iğne batırdığını sağ bacağını çekti. Bakın bu da 257'de tanımlanmış. Görüyor musunuz? Evet. Duyu nöronuyla 2 numaralı bölgeden geldi. 5 numarayla çapraz geçti. Daha sonra 7 numaralı motor nöronla sağ bacağın çekilmesi yönünde. Çocuklar geldik E şıkkına. E şıkkı ne diyor? 8 ile başlayacak. 8 nedir? 8 bir motor nöronudur. Çocuklar motor nöronlar sinyallerin omuriliğe girişi değil, omurilikten çıkması yönünde görev yaptığı için şu yönde bir çalışma asla bekleyemezsiniz doğal olarak. Sorumuzun doğru cevabının da, bakalım neymiş? Yakalayabildik mi? Oh, biraz zor oldu ama yakaladık. 8, 6, 2 değerine asla ulaşamazsınız. Arkadaşlar bugün bir soruyla omurilik konusunu tekrarladık. Başka bir soru ve konuda görüşmek üzere, hoşçakalın.